Herkese yeni bir Microsoft Flight Simulator'dan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Hepiniz yeni bir bölüme hoş geldiniz. Güzel bir video, güzel bir gün diliyorum. Umarım afiyetli, umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir efendim. Hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa geldiyseniz, beni ilk defa keşfediyorsanız abone olarak desteklemeyi unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Flight Simulator'un devam videoları için de yorumlara bekliyorum. Şimdiden çok çok sağ olun. Efendim bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Ercan Havalimanı'ndan yorumlara gelmişti bu arada. İsmini unuttum kardeşim ama izliyorsan selam olsun sana. Kıbrıs'tan izliyorum. Ercan Havalimanı'ndan kalkar mısın demiştim. Oradan Eskişehir'deki kardeşlerimizin yanına gidiyoruz. Güzel bir uçuş olacak. 1 saat 15 dakika gösteriyor ama halledeceğiz inşallah. Ben hızlıca uçağın motor aksamını falan böyle bir çalıştırılabilir hale getirdikten sonra taksiye çıkarken videoyu başlatacağım. Ara ara böyle bir şeyler görünce devam edeceğiz. Biliyorsunuz çok uzun olduğu için uzun videolar yapmak istemiyorum baba. Yüklemesi zor oluyor. Hem de izlemesi bir tık daha keyifli olur yani bu şekilde. Hadi bakayım. Uçuş öncesinde uçuş bilgilerimizi tabletimize ve Navigraph'a girmeyi unutmuyoruz bu arada. Navigraph kullanmayan varsa ısrarla tavsiye ediyorum. Kesinlikle kullanın abi. Muhteşem bir eklenti, bir olay. Import flight dedim. Şuradan da SimBrief'ten çek diyoruz. En son yaptığımız rotayı muhtemelen bulacak burada. 11.50 şu. İlk başta yanlış yapmıştım da. Endpoint'te bir problem var dostlar. Tam bulamıyor. Hanko'dan sonra bir sapıtabilir. Ona bakacağız. Şimdilik bunlarla idare edeceğiz ama şöyle bir chartlarımı da ayarlayayım. Bunu ufacık bir göstermek istiyorum. Open charts diyorum. LCN dur bakayım. Charts dedim. Approach charts'ı bilmem neyi. Neden çıkmıyor peki? Şuradan charts. Aa, kategori yok diyor. Niye? LTBN'in var mı? Onun var. Niye şeyin yok Kıbrıs'ın? Ana! Bu gerçekten Ercan Havalimanı'nın chartları yok. İyi olsun, böyle idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Her şey charts değil baba. Eskiden charts'ın vardı. Grand Service diyelim. Şuradan doğru biri açıp şeyi getirelim. İki kalsın. Afiyet isteriz. Okey. Kargomuz. Şunları açalım. Ondan sonra GPU'muz bağlı. Şey yaptık mı biz? App'a start vermemişiz. Onu verelim. App'a geldikten sonra otomatik app'a geçeriz. IRS'lerimiz de align pozisyonuna gelmesi için 6 dakika var. Hemen şuradan bir uçağın yüklemesini de seçeyim de ben. Mass and... Oy, ne kastık öyle lan? Load aircraft diyeceğim. 6 dakika sonra yüklenmiş olacak. Şu anda uçağımız doluyor abi. Şuradan yolcu listesine bakabiliyorduk he. Tattan. Evet, yolcularımız bunlar abi. Uçağımız yavaş yavaş doluyor. Şimdi birazdan halledeceğiz. Biz de diğer şeylere bakacağız arkadaşlar. Tamam, devam. Uçağın dışında da operasyonlar bu şekilde bu arada. App'ımız start aldı. Onun sesini duyuyorsunuz şu anda güçlü bir şekilde. İnşallah çok fazla değildir sesi ya. Ben yani çok daha az olmasını istemiyorum. Yani uçak sonuçta baba. Sesleri duyacaksınız muhakkak. Hadi bakayım. Uçağın dışı böyle. Ha, havalimanını da göstermiş olalım. Şöyle bir showcase'e geçeyim. Burası Ercan Havalimanı. Modlu tabii ki. Oyunun orijinalinde yok. Oyunun orijinalinde hemen hemen hiçbir havalimanı yok. Sadece map'e odaklanmış abilerim. Belki de vardır bu arada. Şimdi çok bilmiş gibi konuşmayayım da. Abiler yapmıştır belki. Neyse, durum bu şekilde işte. Showcase böyleydi. Bunu sıfırlayalım. External... Burası okey, burası. Tamamdır. 4 dakika sonra IRS'lerimiz align olacak. Yani navigasyon sistemimiz tam olarak oturacak. Şunları nav pozisyonuna getirdik. Yukarıda bir şeyler yapacağız mı bilmiyorum ama yavaş yavaş halledeceğiz. Uçağımız da doluyor. Herhalde hala dolmaya devam ediyor. Boarded diyor. Planlanan 116 kişi ama 43 kişi boarded diyor. Ha. GSX Pro diye bir eklenti var. Bilmiyorum alır mıyım? 900 küsür lira. Almam galiba. Onu da kullanmayı istiyorum ama para vermem muhtemelen. Bu arada özel teşekkürlerimi ileteceğim. Aranızdan bazı pilot abilerim yorumlara yazdı. Discord'dan ulaşan bazı pilot abilerim var. Yine beta var bizim. Eski videolardan hatırlar mısınız? Hiç söyledim mi? Tanıştırdım sizi bilmiyorum ama selam olsun. Çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Adam uzun uzun döşemiş yani Discord'a. Dehşet bilgiler. İzliyorsan selam olsun. Selamı da aldıysan Discord'dan bir ulaş. Evet, aklımın yettiği bütün şeyleri ayarladım gibi. Hiçbir problem yok şimdi. Start vereceğiz.
arkaya doğru çıkacağız. Navigasyon logolarımızı yaktık. Şunları yaktık. Beacon'ları yaktık. Strobo'muzu da 10 konumunu aldım abi. Sıkıntı yok. Pekler fault diyor ama. Evet. Anladım abi. Tamam. Okey. Şimdi pushback vereceğiz. İnşallah Allah'ın izniyle bu sefer tak bağlanırsa. Heh. Okey. Şimdi ben 11'den kalkacağım için burnumu sola doğru vereceğim. Şu dış kamerayı bir şey yapayım. Okey. Şöyle de kontrol edeceğiz ya. Ufak ufak çıkalım. Parking brake release edelim. Baba yavaş yavaş çıkıyoruz. Hadi bismillah. Basılı mı tutacağız illa? Bu mu? Start kardeş. Evet abi. Bu parking brake ile benim alıp veremediğim bir şey var. Ya beni sevmiyor. Yıldızımız bir türlü barışmıyor baba. Gel. Takı bir çıkar bakalım. Ayrıldın mı kardeşim? Yok, ayrılma. Gel bakalım geri. Geri bak, kandırdım. Geri bağla bakayım. Pushback aracımız bir bağlansın hocam. Bağlandın mı babuş? Şöyle uçağı bir kalktır bakayım. Tamam. Start diyoruz. Abi ne olursun gerçek olmasın bu ya. Tamam. Kuleden isteyelim. Pushback isteyebiliyoruz mu baba? Take off. Depart. Taksi istemeyeceğim. Not use diyor. Take off istemeyeceğiz. Anne ya. Bu bug'a girmesi kötü oldu. Şimdi buradan nasıl döneceğiz ki biz? Bu duvara çarparsak boku yedik. Burada manevra alanımız yok. Geri ittirmemiz lazım. Hadi ne olursun. Bu sefer çalışacaksın değil mi? Çalışacaksın. Parking brake off konumda. Sıkıntı yok. Çaklar maklar kapalı. Baba. Allah rızası için. İttirecek ama biraz utangaç gibi davranıyor değil mi? Fark ediyor musunuz siz de? Nasıl alacağız geri? Hı? Anne ya. Evet. Deniyoruz. İnşallah dönebiliriz. Motorumuzu o zaman durduğumuz yerde bir çalıştıralım babuş biz. Engine 2'ye bir start verelim bakalım. Dönmeye başlasın bir motorlarımız. Hala var ya can çekişiyor. Pushback aracı. Bu sırada son kez bir deneyeceğim. Bir gelsin bağlansın. Motorlarımızın seviyesi ne durumda bakalım. Company'den mesaj var diyor. MCDU menü. Atsu. ATC menü. Reports. Burada değil. Connections mı? Burada değil. Mesaj record mu? Değil. Nereden bakıyorduk ona? EOC menüde miydi? Receiving message. Ha, load sheet diyor. Ha, bunlar şey bilgilerimiz. Zephyr 55.1, TOW 60.8, PAX 116 artı 5 kişi plus. Öyle mi oluyor?
Kabinle beraber galiba. Accept dedim. Kapattım. Flight plan dedim. Motorlarıma bakıyorum tekrardan babuş. Niye start vermedin buna şimdi mesela? Bu şaka olabilir mi? Bugün niye böyle bir sorunumuz var babuş? He? Allah'ım dur onu ayarlayayım geliyorum ben. Ya simülasyonu pause yapmıştım ondan dolayıymış ya. Böyle bir şey var mı ya? Kapat abi GPU'yu. Evet, o yüzden zaten pushback almıyor. Hadi bakalım çıkıyoruz. Ne oldu? Start valve 2, start valve not open diyor. Start valve'im nasıl açık değil? Upability'm on değil mi? Evet, upability açmazsanız olmaz abi. Tamam, start alacak şimdi. Tamam, okey. Güzel. Oyunu pause yaparsanız böyle şeyler yaşamanız elzem arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani siz olun yapmayın. Hadi bakayım çıkıyoruz geri. Start diyelim. Pushback'imiz başladı. Kendimi şöyle burnumu sol tarafa doğru olacak şekilde. İttiriyorum kendimi, ittiriyorum. Evet, ilk motor start alıyor babuş. Start valve uyarısını ne zaman şey yapacağız bilmiyorum ama bakacağız. Tamam, bu kadar kafi. Parking brake'imi tekrardan açtım. Avail yazısı söndükten sonra diğer motoruma da startı çakıyorum hocam. 11 numaralı pistim tam olarak burada. İleriden taksi yapacağız. Taksiden çıkacağız. Pist başına gideceğiz. Döneceğiz falan filan. Şimdi taksi ışıklarımı açabilirim. Herhangi bir yaramazlık yok. Seat belt'imiz okey. Pred vertical speed off diyor. Onun ilacı buradaydı galiba. Aynen. Yanlış hatırlamıyorum. Upability'miz açık. Diğer motorumuz da start alıyor yavaş yavaş. Ondan sonra artık taksimizi yapıp pist başına gidip Eskişehir'e doğru yolumuza koyulacağız efendim. Airbus A320. Tatlı uçak. 737'lerle falan da oynamak istiyorum yani. Boeing'in uçaklarıyla da. Onlara da ilerleyen günlerde, ilerleyen zamanlarda bakacağız efendim. Şimdi kalkış için hazırlıklarımı yapalım. Bez. 2 flap istiyordu. Speed brake'im 10. Maximum brake'imiz, auto brake'imiz max'ta. Yapabildiğimiz ayarlarımızı şimdiden yapalım. Ondan sonra uğraşmayalım hocam. Bakalım diğer motorumuzda avail konumuzdan çıktıktan sonra şu modumu normale getirdim hocam. Herhangi bir yaramazlık görmüyorum. Şuradan da tekrardan Navigraph'ımı açalım. Navigraph'ımızı buradan da bir import etmemiz gerekecek. Bunu da şey yaptık. Alternatif değil. Doğrudan rotaya bakalım biz. Şöyle kendimizi küçültelim. İnişte sıkıntı yaşamamak adına ne yapacağız biliyor musunuz? Bu flight plan'de Doron diye bir nokta var. Kalkıştan sonra Doron'a direct olacağız. Direct Doron diyeceğiz. Oradan da Doron noktasından sonra da otomatik olarak yolculuğumuz devam edecek. Hadi bakalım. Bira bismillah. Parking brake off konumunda motorlarıma taksi yapabilecek kadar kuvvetimi verdim. Yolumuza çıkıyoruz hocam. Haydin bakalım. Oturmaya mı geldik? Pist başına doğru yolculuğumuza gidiyoruz. Ercan Havalimanı, kendine iyi bak. Bir daha ne zaman geliriz vallahi bilmiyorum ama bakacağız. Geliriz. Her bir sürü havalimanı var. Daha Türkiye'nin içerisinden çıkamadık. Bu sırada volantamı da açmak istiyorum ben. Volantadan da uçalım yani. O önemli.
Evet, güncelleme gelmiş Volanta'ya. Çok hızlanmasın yine de. Volantamız da arka planda çalışsın hocam. İnşallah üyeliğinden çıkmamıştır. Şimdi uğraştırmasın bizi. Flight plan diyeceğim. Şuradan ne yapacağız abi? Add flight plan. Otomatik çeksin. Konumumuz zaten burada görünecektir diye düşünüyorum. Aynen, rotamız ve konumumuz çıktı. Bunu küçülttük. Volanta da saysın. Kullanmayı seviyorum abi volantayı. Bilmiyorum siz seviyor musunuz ama. Şurada kalabilir. Arkadaşlarım bak, beta uçuyor bak. Nereden uçayın lan sen? Haa. Tırmanıyor şu anda. Hamburg'dan kalkmış. Nereye gidiyor? Liverpool mu? Havard'ın Airport'a. Neresiymiş orası ki? Liverpool diyor. Dış kameradan göstereyim azıcık. Ercan Havalimanı'nda sevdim bu arada. Tatlı bir yapısı dokusu var. Neyse, biz kendi uçuşumuza geçelim hocam. Buradaki gördükleriniz, gördüğünüz bütün uçaklar bilgisayardan, yani simülasyonlardan uçan insanlar dostlar. Onu da söyleyeyim yani, belirtmiş olalım. Bunu kapattık. Havalimanımız okey. Buradan rota bizi takip ediyor. Taksi yolundayız. Pistten taksi yapacağız belli ki. Sağımıza solumuza bakalım. Öyle herhangi bir trafik var mı? Göremiyorum. Göremiyorsak yoktur. Hafif böyle bir hızlı bir taksi yapalım. 11 left pisti diyor. Burada iki tane pist var. Herhalde ikincisinde inşaatı mı yapılıyor? Yeni mi? Ha, bir tane de burada. Biz hangisinden uçacağız? 11'den. Yani önümüzdeki, yani şundan uçacağız. Pist başına gideceğiz, oradan döneceğiz. Okey, hadi bakalım. Biraz hızlı bir taksi yapalım. Pist başında görüşürüz. Bu arada takeoff config'imiz gelmiş. Takeoff config'inde sadece şu tuşu kalmış. Yani aynen bu. Buna da bastıktan sonra bir uyarı yedik. Çok hızlı taksi yapmamıza şey yok. Flap MCD'yi disagree. O ne lan? Flap'imiz bir flap değil. İki olacak işte. Nasıl yani ya? İki flap mı, bir flaple mi kalkacağız? Vallahi bir flap diyor. Biz performansı öyle ayarlamamıştık. Tamam. Tamam. Bir flaple kalkacağız. 2.80'da uçacağız bu arada. 2.800 feet'e çıkacağız. Ortalama 20 kilometre mi oluyor? Onun bir hesaplaması vardı, unuttum ben. Ercan Havalimanı'na birazdan, yaklaşık bir 2-3 dakika içerisinde bay bay diyeceğiz. Bay. SRS Runway Autotrust Blue. Çok havalı ya. Onu hiçbir zaman diyemiyorum, biliyor musunuz? Özeniyorum ama. Keşke ben de diyebilsem. Online uçmayı çok istiyorum ben. Böyle kuleden iniş izni istemeli falan. Var bu arada öyle sistemler. IVO ve VATSIM var. Daha farklı da var aslında. Pilotage mi vardı başka? Bir de bir şeyler daha vardı ya. Evet hocam, pist başı yaptık sayılır. 11 left pisti. Düzelttik. Evet, son kontrollerimi yapayım. Herhangi bir yaramazlık yoktur. Apo bilidimiz açık. Apo bilidi şimdilik kapatabiliriz. Apo evail konumunda kalsın. 10.000'in üstünde Apo'yu da kapatacağız. Kuralı öyleymiş diye hatırlıyorum. %50'ye kadar güç veriyorum. Frenlerin basılı sağ alttan kontrol edebilirsiniz siz de. Motorlarım Toga, hadi bakayım. Monitörlerin görüntüsü bulanık gibi geliyor biraz. Abi Vivan geldi. Rotate.
Of, rüzgar mı var oğlum? Ne yapıyoruz? Bu nasıl bir kalkış? Tekerlerimizi toplayalım hocam. Sağdan dönüşümüze başlayacağız birazdan. Levye'yi climb konumuna getir diyor. Getirdik. Şimdi direct verebiliriz. Direct Doran diyeceğim. Insert dedim. Otopilotum açık. Flaplerimi de henüz toplamıyorum. 2900 fitteyiz. Ana biz neyi unuttuk? Tam take off ışıkları falan filan. Runway turn off değil de şunları açabiliriz şimdilik. Unuttuk ama ya. Not professional kardeş. Hiç olmadı bu. Gıbrıs'tan uçuyoruz kardeşlerim. Gıbrıs. Kendimizi de buradan kontrol edebiliriz aynı zamanda. Kilitledik buraya şimdi. Doran noktası şurada bir yerde muhtemelen. Şöyle bakabiliriz, büyütelim şunu. 20 mil diyelim, yetmedi. 40 mil alalım, yetmedi. Doran yaklaşık kaç milde? 40 mil, 45 mil sonra Doran noktasına döneceğiz. Şimdi karşıladık orayı. Tırmanmaya devam ediyoruz. 4500 feet'teyiz. Okey. Herhangi bir kısıtlama var mı burada? 250 knot kısıtlaması var. Okey. Ne oluyor? Overspeed. Overspeed demeyelim. 240 knot'a gelmedik ki daha. Daha buralardayız. He, flapleri toplamamızı istiyor baba. Topla kardeşim flap'i. Unuttuk ya. Up avail. Up'ımız kalsın. ATC XPDR standby diyor. Lan gene ne oldu? Bununla alakalı değildi değil mi bu? Yok bu da değil. Bunun ne olduğunu hatırlayamıyorum şu anda. ATC XPDR. Neyse 7500 feet. QNH 1009 yanıp yanıp sönüyor. Bunları standarta alalım artık. Standarta aldık. Standart altimetreye geçtik. Şunu bulmamız XPDR standby. TARA'ya aldık. Vallahi bunu bilemedim baba. Evet 10.000 feet'i de yakaladığımıza göre landing light'larımızı söndürebiliriz. Ardından da app'ımızı da kapatabiliriz. Master switch'imi kapattıktan sonra o uyarılar gidecek. Seat belt'imiz zaten açık. Doran noktasına gelince yolcuları da bir çözeriz. Tamam. Mister gibi yola devam bakalım. İlginç yerlerde inişte görüşürüz. Ha bu arada live hava durumunda uçmuyoruz. Onu bir live alayım ben. Pardon, real time'a. Live'da zaten. Bir de bakalım neredeyiz? Volantamız da çalışıyor mu? Volantamız da tutuyor. İyi, böyle bir kalkış yaptık. Okey. Rotamız da burada. İniş için chartlarımı falan ayarlarım, oradan şey yaparız. Hadi bakalım. Vallahi uçuş öyle sıradan, öyle şeysiz geçiyor ki tek dönüş olan burayı yakaladım. Buradan bir fotoğraf çıkaracağım şimdi. Keşke daha önce şey olsaydı da şimdi dönüşü tamamlar. Bir de fotoğraf çekmek lazım şimdi.
yeterli olur herhalde bu kadar resimde. Yani ne kadar ilginç bir şey yapabiliriz ki Flight Simulator'da. Uçuştaki tek hareket buydu. Genel olarak düz bir uçuş yapıyoruz yani. Bakayım şöyle bir genel rotadan. İnişimiz orada. Bir şeyler halledeceğiz ya. Yapacağız inşallah. Olacak. Düzeleceğiz inşallah. Aynen. Aynen. 280. Hanko'da 130 olacak. Mutu geçtik. Biz şöyle bir 5000 vereyim şuraya ben. Alçalış mı başlatıyor? Efendime söyleyeyim böyle düz mü? Yolcuları da çözmeyi unutmuşuz bu arada. Şimdi Hanko'da 130'da olacaksın diyor. Hanko ne yanlı kardeş? Plan dedik mi biz? Dedik. Hanko. Şurada da 130'da olacağız. Ondan sonra 5000 falan filan derken olacak. Okey. Tamam. 40 millik rotada baktığımız için tamam bayağı bir var ya. Okey. Her şey normal. Uçak şurada şu noktada otomatik alçalmaya başlayacak kendiliğinden. Yolcuları da çözelim babamızın ayrına. Adamlar sövüyordur şimdi. Bir tuvalete muvalete gitsinler. Şey yapsınlar. Hadi bakalım inişte görüşürüz. Evet yolculuğumuz bütün heyecanıyla devam ediyor. Konya'nın berisinden geçiyoruz. Karaman'ı geçtik. Şu aşağıdaki abi muhtemelen bir Konya'ya iniş yapacak. Aynen. Konya'nın havalimanı şu mu? Var mı ya da la? Konya'da havalimanı. 6000 diyor. Orada ne var ki la? Göremiyorum ki. Havalimanı mı var orada? Neresi? Niye 6000'de uçuyor 320 ile? 6400. Herhalde şurası havalimanı ve oraya inmeye çalışıyor abi. İnsin bakalım. Mulayim SRT diye bir abim. Selam olsun. Kendinizi görürseniz de yorumlara bekliyorum. JJ var. A319'da yanımızdan uçuyor. 14355 fitte. Arkamızda var mı? Şu kuyruk görüntüsüne bayılıyorum ya kanat. TR Berkay 320 ile 88 fitte. Muhtemelen nerede o şu anda? Antalya'da. Antalya'da abimiz. Oradan şey ettirecek o. Biz de buradan devam ediyoruz. Afyon, Karahisar falan filan. İlçeler de görünsün şöyle. Evet abimiz resmen indi sayılır oraya. Ya da kendi koyunu arıyor. Ama o büyük uçakla zor aranır biraz ya. Söyleyeyim yani. Ben havalimanı hala göremiyorum orada. İnşallah vardır. Kırımsız uçuşlar diliyorum ona. Devam edeceğiz. Yaklaşık 160 mil, 180 mil, maksimum 100 mil yolumuz kaldı. Hadi bakayım. Bu sırada da meter bilgilerimize bakalım istiyorum. Lima Tango Bravo Yankee. Anadolu Airport, Eskişehir. QNH 1014 belirtilmiş. 1014 HPA. 1014 diye okunur havacılıkta. Rüzgarımız 30'dan 6 knot. 0 30 dereceden 6 knot rüzgar var. Görüntümüzde 10 kilometrenin üzerinde bir görüş alanı var. Bu bilgilerde elzem oldu. Herhangi bir şeyimiz de yok. Hava normal. İnişimizi de 9'a yapacağız. Rüzgarı da soldan yiyeceğiz abi. 9 numaralı pistte muhtemel müsait. Zaten ILS'imiz olan pisti oydu. Onu seçiyorum ben de. O güzel oldu. Evet. İniş için chartlarımıza da bakmak istiyorum ben bir yandan. Information diyeceğim şuradan. Airport diyeceğim. Lima Tango Bravo Yankee. Şimdi. Approach diyeceğiz. ILS-Z. Herhangi bir ILS chartını açayım bakalım. Şu abiye uyacağız biz. Hanko'dan sonra buraya değil de. Evet. Şunu bir karşılaştırayım ben ya. Dur bakayım. 80'e değil de 320'ye al bir. C109. Bu değil o zaman. ILS-Y mi? Bununla bunun arasındaki fark ne? Biz buna ineceğiz.
Zaten rota şey yapacak da biz ALS'i 5000'de yakalayacağız. 5000'den sonra hop bizi yavaş yavaş yani son bacakla şurayı dönerken 5000'de olacağız baba biz. D10'da 88 Corso yakalayacağız. 5000'de olacağız. ALS de bizi alacak yavaş yavaş çekecek aşağı doğru. Şunları bir girmek istiyorum ben. Enter destination data demiş zaten otomatik gelmiş. Şunu bir clear diyelim. Şuradan performance diyelim. Next diyelim. Next diyelim. QNH'imiz 1019 muydu? 1014. Temperature'ımız kaç dereceydi la hava? 26 derece hava var. Gayet sıcak bir gün. 30'dan da 6 knot rüzgarımız var. 0.36. Baromuz kaç? Baro değerimizi de bakalım. 2800 diyor. Tamam. Bu full dediği ne? Yakıtımız ne durumda bizim? 3940. Tamam. Aktif approach yapacağız. Yaklaştığımızda da. O orada bir kalsın. Hanko 131. Orada bir alçalış vereceğiz. 280'dan da buraya güzel. Sert alçalabiliriz. Bir aksiyon yaşayabiliriz inişte. Bakacağız göreceğiz. Hepimize sürpriz olacak. 5000'de zaten ALS alacak. Oradan devam edeceğiz. Hadi bakalım. Güzel. Gidiyor lan. Ve dışarıdan da göstereyim. JJ kalkmış mı? Gitti yazıları gitti. Bazen geliyor bazen gidiyor onu sevim. Enişte o. Niye geri alçalıyorsa. Yerde değil miydi az önce o adam? Konya'yı da geçtik. Konya da sağımızda kaldı. Bakalım şöyle görebilecek miyiz? Şura mı ne? Yok. O kadar küçük değil Konya. Ya da havada olduğumuz için küçük mü görünüyor? Olabilir. Hadi bakalım gidiyoruz. Bir ara unutmayalım da şöyle akşamüstü akşam saatlerinde de bir uçuş yapalım. O da güzel olur. Böyle uçuş falan diyorum da bu aralar Eurotruck ve ATS'ye falan hiç girmiyoruz ya. ATS'ye zaten unuttuk da. Eurotruck niye oynamıyorsak. ATS'de de bir save yapmak istiyorum aslında da. Oranın da yolları çok düz baba. Canımız sıkılıyor bir yerden sonra. ETS yine güzel. Ama o da sıkıyor. Bize farklı bir şeyler lazım ya. Ya direksiyonu kurmak sorun değil. Şuradan çekiyorum 2 dakika kuruyorum falan. Bayağı da keyif alıyoruz yani de. Dur ben bundan sonra bir Eurotruck videosu yapayım da görün siz. Hadi bakayım. El mi yaman bey mi yaman. Göreceğiz. Volantadan da kontrol ediyorum arada uçuşlarımı falan. Yarısına gelmişiz bu arada yolun. Şu da benim bu zamana kadar yaptığım komple uçuşlar. Şu da benim volanta profilim. Arkadaş eklemek isterseniz ekleyin. Buradan birbirimize bakabiliriz. Buradan tıklarsınız. Bak bunların hepsi arkadaşlarım. Aranda yayıncılar da var. Falan filan. Buradan birbirimizi kontrol edebiliriz. Nereye uçuyoruz, ne yapıyoruz falan diye. Bunlar muhtemelen aranızdaki hesap açıp kapatan arkadaşlar ama... Resmi olanların çoğu uçan kişiler. Mesela Fatih İnce var. Selam olsun. Adam uçuyor hocam. Erhan 89. Uçuyor bak. Bay Revon. Bir uçuş yapmış kapatmış. Niye? Bombacılaz. Bombacılaz. Ben de bombalayacağız diye okudum. Selam olsun. Aslan bizim Sinan. Kaç uçuş yaptın lan? İşsize bak 182. Oh bizi sollamış. Aa bak arkadaşlık isteği geldi canlı canlı Muhiç diye birinden. Videoyu izliyorsan şayet selam olsun. Bakalım uçuyor musun? 41 uçuş yapmış. Şu anda da aktif uçuşta mı? Yok değil. Kabul ettik bakalım. Böyle yani diğer arkadaşınızın uçtuğu yerler Sinan nereden uçmuş? Bayağı o da örümcek ağ gibi sarmış. O Amerika'da da bayağı yok uçmamış. Öyle bir tur atmış çevresinden. Beta beta. Sen var ya sen. Bu nasıl istatistik babuş? Beta'ya nasıl bakacağız böyle? Profile nasıl bakacağız? Heh. Adam o kadar çok ki yüklenmiyor bile yani. 1250 uçuş yapmış. Bu ne baba? Bu ne? Üst üste 15 gündür uçuyormuş. Allah hayırlısını. O da ayrı bir hastalık tabi canım yani. Allah şifa versin. Hadi bak. Uçağın durumuna da baktık. Ana neyin üstünden geçeceğiz biz?
Sultan Dağı. Burada göl varmış. Güzel. İnişle nasıl yapacağız bilmiyorum. Hadi bakalım. Şu oyunun görüntüleri beni her seferinde mest ediyor ya. Şu görüntüye bir bak abi ya. Mis gibi ya. Şaka gibi ya. Bilmiyorum OBS'de nasıl görünüyor size de. Şu kuyruk detayına bayılıyorum bu arada. Phoenix'in bu 320'nin şu kuyruk diyorum ya. Kanadın ucunu bayılıyorum yani. Ama genel olarak manzara mük. Evet. Aynen kayıttayız. Top of Descent noktamız gelmek üzere. Hanko'da 131 yani 1300 13.100 fitte olmamız için bizi artık yavaş yavaş alçaltacak uçak. Umarım. Alçaltacak mı bilmiyorum. Şimdi şu kemer ikaz ışıklarımı tekrardan yakayım ben. Millet bir yerine otursun. Aynen. O okey. Onda sıkıntı yok. Bakalım. Noktaya ne kadarımız kaldı? 10 diyelim. 5 mil sonra alçalmaya başlayacak mı? Bakacağız. Hadi bakayım. Muhtemelen alçalacak. Merakla bekliyoruz. Heyecanlı bekleyiş. 52 dakika olmuş. Şu kronoya bastıktan sonra. Evet, artık alçalış da başladı kendiliğinden. Otomatik pilot bizim yerimize Hanko noktasında bizi 13.000 miydi? 13.000 fitte yapmak için elinden geleni yapacak. Artık alçalacağız yani. He. Niye başlamadı? Yükseltiyor oğlum bu bizi. Mordurak diyor. Hava frenlerimi açtım biraz. Kanatların üstündekilerden bahsediyoruz. Mordorak dediği o. 3200 varyo ile alçalırsan orada bir dakika ya. Baba biz bunu niye tutturamıyoruz? Pardon da. Bu otomatik pilot kendiliğinden alçalması gerekmiyor mu? Top of Descent no. Niye ben mi acele ediyorum acaba? Speed brake açık diyor. Kapatalım. 4500 varyo ile mi alçalıyorsun gerçekten ya? Dur dur. Sende demeyeceğim. "1500 varıyor" diyeyim. Şuradan gösterecek bilgisayarda şimdi. 1500 varıyor çek bakayım kendine. Bende değil mi? Ha, bende. Yetmeyecek 1500 varıyor. 2500 yapayım. 2500 de yetmeyecek. Şöyle aynen 3500 varıyor ile alçalırsak Hanko'da 5000'de yapacak bizi. Ama biz 5000'de olmak istemediğimiz için 13.000'e diyoruz. 13.000 oradaysa biz şu varıyor biraz daha kısarak şu noktaya tam olarak oturtacağız. Oğlum Airbus çok keyifli ya. 2000 varıyor ile alçalırsak 13.000'i yakalayacağız abi Hanko'da. Çok tatlı. Ya ama otomatik pilotun yapması gerekmiyor mu babacığım bunu bizim için? Neyse biz uğraşması da keyifli de. Ne bileyim yani böyle olunca insan bir canı sıkılmıyor değil yani. Neyse Hanko'da görüşürüz. Ondan sonra zaten aktif approach yapacağız. Artık pistimize iniş. Bu arada Kütahya semalarından ha aynen. Şöyle bir dönüşümüz olacak. Pistimiz de burada. Şöyle İnönü'den falan döneceğiz muhtemelen. Rotaya bakmayız siz. O yanlış gösteriyor. Aynen. Ha biz buradan niye chartlarımıza bakmıyoruz bu arada? Şuradan aç bakalım. LTB'ye. Approach diyeceğiz. IL-09Z. Biz şunu kullanacağız. Mı? Ha galiba buydu. Sonra Grand Charts'tan da bir şey açacağız böyle. Rotayı gösteren. Şunu açalım. Bu ne? Koridorları, parking standları gösteriyor. Ha, geç bunu. Arrival değil. Ha, arrival doğru. Arrival'dan da şunu açalım. Biz hangi noktadan geleceğiz biliyor musunuz? Pist buraysa biz Sultan'dan mı geleceğiz? Var ya bu büyük sıkıntı ha.
Sulta diyor. Biz Sulta'dan da gelmeyeceğiz baba. 269 baş burasıysa kaç korsa geliyor? 90. 09. Bilemedim. Bu işte bir yanlışlık olabilir. Evet, tek doğru biziz çünkü. Belki de 09'a iniş yok ve ben inmeye çalışıyorum ama niye ailesi de gösteriyor? Ailesi gösteriyor. Korsumuz da 88 olacak inerken 09'a. Hadi bakayım. Neyse, tamam, bakacağız, ayarlayacağız bir şeyler ya. Dert değil. Hanko'ya da geldik zaten. Evet, Hanko noktasına gelmek üzereyiz. İniş hızımız 140 knot olacaktı. Kaç knot rüzgarımız vardı? 6 knot rüzgarımız var. 140 145 knotla teker koyarız diye düşünüyorum. Şuradan hemen girelim. 145 diyor. 132. Oradan zaten 1000 fitin altında kendimiz alacağız zaten. Hanko'ya geldik. Ardındaki hedefimiz 5000 olacak. Şöyle 5000'i girelim. Aynı alçalışa devam ederek 5000 de bizi bu noktada 5000 de yapacak. Tamam. Güzel. 2300 varıyor. Alçalmaya devam. Hız limitlerine de umarım uyar. Aynen 13500. Pistimizi görüyor muyuz bu arada? Şurada olması lazım. Şura mı? Galiba. Orası da modlu bir pist bu arada. Oraya da indiğimizde göreceğiz efendim. Hiçbir problem olmazsa inşallah kaçış noktamız da şöyle güzel. 5000. Ha. 5000. 5000'in 5000'de olacağız ya orada işte. 5000 5000. Okey. Ondan sonra ALS alacak zaten bizi. Active Approach'umuzu da açacağız şimdi. Performans diyelim. Gelmeden önce Active Approach dedik. Hiçbir sıkıntı yok. Active Approach aktif şu anda. 11.000 feet geldi. Artık yavaş yavaş şunları yakabiliriz. Runway turnoff'larım da açık. Şu takeoff ışığım var ya, onu da açacağım. Hiçbir problem yok. İçeriye de bir şey gitsin, uyarı gitsin. 280 knot diyor. Epey bir düşmesi lazım. Speed break açayım biraz. Yavaşlasın. Çünkü limitlerimiz var. Bu limitlere uyacak mı bakalım ya da açmayayım, dur. 253, 249, 280 knot diyor şu anda. Niye uymuyor? Speed limitlere. Bakacağız. Duruma göre müdahale ederim ben gerekirse. Çok hızlıyız çünkü şu anda. 10.006. Hadi bakayım. 449, 132. Artık kendini bir geri çekmen lazım baba senin. Lower third diyor. Heh. Tamam, standart ultimate'le de geçeceğiz artık. Standarttan çıkacağız doğrusu. Neydi? 1014. Speed break de açık. Yavaş yavaş artık. 5000'den sonra da artık. Şu son bacakta. Son dönüşte bir şey yapacağım da. Ben havalimanı. Ha, şurası havalimanı. Okey. Düş baba düş. Biz cezayı çoktan yedik baba. Abi bende. Bende. Düş. Sen bir 200 knotlara düş. 180 knotlara düş. Heading altitude'u otomatik pilot yapsın. Hiçbir sıkıntı yok. Biraz daha düşmen lazım baba. Auto throttle'ı açacağız. Açmamışız ki. Levi, climb'a getir. Tamam ya. Of. Onu unutmuşuz la. Tamam. 5000'i yakaladık sayılır. Tamam. Son bacakta approach diyeceğim. Yani esas dönüş burası ya. Approach'a da bastım.
ALS single. İniş takımlarını da yere dökelim artık. Evet, pistimizi de tam olarak karşılıyoruz yavaş yavaş. Çok iyi. 2500. Speed brake'i kapattım abi. ALS'imiz aldı. Baro 2800. Kazasız, kırımsız bir uçuş. İniş olsun. İniş takımlarının ışıkları da açık. Hiçbir sıkıntı, bir problem göremiyorum şimdilik. 180. Glide slope'larımı da açalım. Hadi bire bismillah. Şu mouse'u çekelim. Yavaş yavaş önümü alayım. Heh, şu spoilers'lara falan bir bakalım. Spoilers. Arm konumuna getirelim. Flap'lerimi de full'e alayım artık. Hadi bakayım. Bizim sınavımız başlar baba. ...4300 feet. Uçak böyle bir şey yaptı. Çok hoş ya. Ya bu yaklaşmalar falanlar filanlar. 10 numara abi ya. ALS de güzel tuttu bu arada. 135... 130 knot. One thousand falan değil. Evet, 1000'muş, doğru. Baro 2800'dü. Artık çekiyoruz. Otomatik pilot off. Auto throttle off konumda. Hadi kırımsız inişler abi. Ne yapıyoruz şu anda? Auto throttle'ı ben kapattım baba. Şu glide slope'un yatay çizgisinden fazla uzaklaşmamak lazım. Abi çek. Rüzgar mı var? Bana mı öyle geliyor? Oy oy oy, yolcuların içi dışına speed, çıktı lan. Think break. Glide slope. Speed. Glide slope. Düşüyorduk oğlum. Speed. Bir dönüp gelek biz. Speed. Too low terrain. Too low terrain. Too low. Farkındayım, farkındayım. Too low terrain. Too low terrain. Abi otomatik pilotu al bir. La bir. Too low terrain. Bir dakika, tamam o zaman. Bildiğim yöntemle yapacağım. Madem hızlanmıyorsun. İnemedik ya lan. Niye böyle bir şey oldu? Çünkü hıza dikkat etmedim ben. Aynen. Tamam, inşallah kurtaracağız, kurtaracağız, halledeceğiz. Sıkıntı yok. İniş takımlarım hala açık.
Toplamayacağım hiç. Çok da hızlanmayalım. Biz bir yükselelim abi. Vay arkadaş ya, başımıza gelenlere gör. Yine bir saatlik video olacak. Döneyim bir geleyim bakayım ben. Bu arada chartta da aynı şekilde yazıyormuş. 268 başa dönüyorsun şuraya yana. Sonra 285'e gidiyorsun. D10 noktasından tekrardan geliyorsun abi. Kalkışta kaç? 6000 fitmiş. Biz 6000'e düşelim ya. Çok yükselmeyelim. Şöyle dönüyoruz. Kaç baş bu? Ne diyor? 88 baştan diyor. Climb diyor 6500. 7 mil açıl diyor. Left diyor 6500'e dön diyor falan. 7 mil açıldık mı biz? Ne oluyor lan? Overspeed mi? Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Auto throttle açık zaten. 185 knot maksimum yapacağız işte. Tamam. Bir şey söyleyeyim mi? Pist buradaysa biz biraz açılalım. Löwe'yi climb konumuna getir diyor. 268. He. Muhteşem chart okurum demiş miydim daha önce sizlere? Planda da göremiyoruz zaten. Bilmediğimizden hep mutlaka bir yolu vardır şu anda bunun da. Çok daha erken şu anda. Dönüş yapayım diyecektim de. 4 mil. Şöyle bir yine 8 mil falan bir açılalım. O şekilde mi hesaplanıyor bilmiyorum da. FMC flight plan progress 4.2. Havalimanı burası. Oğlum iki tane mi havalimanı var lan? Ha, bizim ineceğimiz burası mıydı? Baba burada iki tane havalimanı var ha. Birisi Eskişehir İkmal. Heh. Tamam burada hava üssü var bir de. Biz şuraya ineceğiz. 4.2 diyor. Ne kadar... 4.3. Açılalım, azıcık daha açılalım. Çık bakayım 200 knotlara. Allah'tan yakıtımız falan da var da. Ulan bir de bilmiş yaklaşıyordum ya. 10 mil açığında baba, 10 mil açıldıktan sonra şöyle şuradan bir geniş açıyla beraber ufak ufak 88 başa döneceğim. Yani şuradaki rotanın aslında aynısını yapmış olacağım. Bilhassa. Ama tabi bu sırada 5000 feet'e alçalmam gerekiyor. Sesler bug'a gitmeye başladı bile bu arada. Bilgisayar zorlanıyor galiba şu anda. 5000'e bir alçal babus sen. Benim dediğim seviyeye. 5000. Sen de yavaş yavaş 190 nata düş. Kaç mil açıktayız şimdi? 7 mil oldu. Döneceğiz ondan sonra güzel. 88 baş. Course'da.
pistimizi yakalayacağız. Bir saatlik video olmasın derken yine 55 dakika video yaptık. Bunu da olduğu gibi yayınlayacağım mesela. Biz de böyle bir delikanlıyız kardeş. Otomatik pilot da attım az önce bu arada. Şu çizgi muhtemelen bizim pist doğrultumuzun çizgisi. Pistimizde yanılmıyorsam şurası. Artık bir başımayız. Başımızdayız. İnşallah doğru yere ineriz. Aynen doğru yer orası muhtemelen. Tekerlerimiz açık. Biraz sert alçalacağım. Artık manuel baba yapacak bir şey yok yani. Hadi güzel karşıladık. Hadi bakayım. Yolcuları bir öldürmeden indirebilirsek güzel olacak. Bence yine de tutturduk baba. Populite'lara da bakacağım şimdi onlara göre. Prosedür bilmediğimden dolayı böyle sorunlar yaşayabiliyorum maalesef. Ses niye böyle kasıyor? Isındı mı makine? Yok. İyi, yüksekliğimiz de güzel bu arada. Yani göz kararıyla çok daha iyi indik bu arada. Keşke ilk başta göz kararı inseymişim. Minimum. Retard. Çok şükür Rabbime sağ salim inebildiğimiz için gerçekten minnettarım. Duacıyım. Çok şükür. Ve ben bu uçağı kapıya da götürmek istemiyorum baba. O derece moralim bozuldu. Hayırlısı olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Kötü bir inişti. Allah kimseye yaşatmasın. Oyun da olsa korkutucu.